Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü vlogumuza inşallah başlatıyoruz. Size çok güzel haberlerim var. Yüzüm gülüyor. Onları da size paylaşmak istedim. Bugün biraz işe gittim, çalıştım arkadaşlar. Geç geldim. Geç gelmişken de dedim ya, yığdığım odunlar vardı bu bölgeye. Onları kestik yeğenimle. Birazdan göstereceğim inşallah sizlere. Bayağı da hava güzel. Şu şekilde güneşe doğru da durayım ama bayağı gözüm alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi durumlar çok güzel gidiyor. Sıfırdan hayatımız güzel güzel kurulmaya devam ediyor inşallah. Gerçekten şu an güneşten nereye kamerayı çekeceğimi şaşırmış durumdayım. Şöyle kusura bakmayın. Evet, buradan gayet güzel gözüküyor. Şuraya da yaslanayım. Yoruldum gerçekten. Odunları kestik. Bayağı bir kestik. O dertten de kurtulmuş oldum Allah'ın izniyle. İlk müjdemi vermek istiyorum. Ahır için aradılar. Ben bu hafta içi gelecek diyorlardım ama önümüzdeki hafta çarşamba dediler. En geç perşembe günü ahır için geliyorlar arkadaşlar. Yani tavuklarımız artık inşallah gelecek. Önce gelecekler ahıra bakacaklar. Yani ahırın ne kadar masrafı var. Onu ortaya çıkaracaklar. Sonra direkt tadilata başlayacaklar. Bunların videosunu çekmek için heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir duygu. Gerçekten desteklerinizle çok güzel yerlere gelmeye devam ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden tekrardan. Beni çok motive etmeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi ahırımız inşallah yapılacak. Yapıldıktan sonra geriye hiçbir şeyimiz kalmıyor. Yani kalmıyor derken tavuklarımız için A'dan Z'ye her şeyini yapacaklar. Onu da o şekilde söyleyeyim. Konuştuğumuz kadarıyla bu şekilde söylediler bana yani. Her şeyimi yapacaklar. İşte suluğumdan tutun. Şu kütüğü alayım arkadaşlar. Çok yoruldum. Gerçekten bayağı odun kestim. Şöyle kestiğim odunları da döktüm tekrardan. Şöyle arkamı alayım. Şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi odunlarımızı kestik. Biraz daha içim rahatladı açıkçası. Daha güzel oldu her şey. Kış gelmeden en azından odunumuzu stoklamaya devam edelim. Dediğim gibi ağaçları da kestikten sonra inşallah rahat rahat kışa gireceğiz. Zaten kömürümüz de gelecek. Herhangi bir sorunumuz kalmayacak. Tavuklarımız geliyor. İnşallah. Çok mutluyum yani arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Direkt olarak kamerayı açtım. İşten geldim. Odunları kestim. Direkt olarak sizlere kamerayı açmak istedim. Kısa bir kesit olarak odunları keserken bir paylaşım yapabilirim orada. Bu konu hakkında fazla sizi sıkmak istemiyorum. Her gün aynı şeyleri izletmek istemiyorum. Şu an dediğim gibi hani belki benden çok farklı şeyler bekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar kusura bakmayın. Biz bazı şeyleri yeni yeni oturtturduğumuz için belki gündelik olarak aynı şeyleri çekmemiz normal olabilir. Mesela hani diyorlar ki belki hemen hemen her şeyi hızlı bekliyorsun ama arkadaşlar gerçekten yani yavaş yavaş ilerliyor şu an. Bakın tavuklarımız için gelecekler, teftiş yapacaklar. Ahırımızın tadilatları yapılacak. Güzel videolar sunacağım inşallah size. Sonra tavuklarımız gelecek. Onları besleyeceğiz. Yumurta üretimimiz olacak. İnşallah yani şu anki halimizde bile çok güzel ilerliyoruz, ilerlediğimize inanıyorum. Dediğim gibi bu imkanlar ortaya çıktıktan sonra emin olun her şey daha güzel olacak diye bekliyorum ben de. Yaza kadar belki kışın, kışın da çok güzel videolar sunacağım size buradan. Ama şu anki heyecanım çok farklı. Ben de artık burada bir şeyler yapabileceğimin kanaatini getirmiş durumdayım arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Bu konuda sizlere de bunu paylaşmak istedim. Tavuklarımız gelecek. Sonra annemler gelecek inşallah. Bir inek alabilirsek inek alacağız. Yani köydeki çiftçilik hayatımızı başlatmış olacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bunlar güzel haberler. Bunları sizlerle paylaşmak ayrı bir güzel. Çok çok ayrı bir güzel. Bunu gerçekten samimiyetimle, kalbimle söylüyorum. Yüzüm gülüyor zaten, bunun farkındasınızdır. Benim için de bunlar çok hoş şeyler oluyor. Onun için arkadaşlar inşallah tavuklarımız geliyor. Odunumuzu da kestik. Onları da biraz paylaşırken sohbetimiz edelim. Bir iki saate eşim gelecek, ondan sonra yemeğimizi yaparken orada da videolarımızı çekeriz. Devam ederiz. Gayet güzel gidiyoruz. Desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Sizleri çok seviyoruz gerçekten. Sıfırdan hayat kurmaya birlikte devam ediyoruz. O kadar insana vesile olduk ki her videomda bunu söylüyorum.
Gerçekten çok güzel şeyler başaracağız arkadaşlar. Hep beraber inşallah. Mutluluğumu sizle paylaştım. İnşallah siz de mutlu olmuştursunuz. Bu şekilde kestik arkadaşlar. Kütüklerimin çoğunu yarmadım. Dursun. Sonuç olarak içerideler. Yoruldum çünkü bayağı boş günlerimde tekrardan bu ara işe gidip gelme durumum var. Yani işe gideceğim. O yüzden şu şekilde yağ bildiğim kadar yadım. Biraz düzgünlüğü seviyorum. Hoşuma gidiyor. Eskiden annem de çok yağardı böyle. O yüzden ben de bu şekilde yığmak istedim. Biraz odunumuz çok fazla değil ama kütükler dursun. Boş vakit oldukça kütükleri yarması kolay arkadaşlar. Bir baltaya bakıyor zaten. Baltamız da var artık. Dayımlardan aldım baltamızı da. Kütüklerimizi mesela günlük odun olduğu zaman bir tanesini yarıp bize yetiyor zaten. Kömürümüz olduktan sonra da. Bu şekilde yığdım. Elimden geleni yaptım. Birazcık ahırı da temizledim. Çünkü kömürler de gelecek ya. Kömürler de direkt bu tarafa yığacağım zaten. Onun için biraz ahırda temizledim. Burada bizim tezek dediğimiz tezek var arkadaşlar. Burası pislik değil, yanlış anlamayın. Burada tezeğimiz var bizim. Üstünde de kuru odunlar var. Yine de dursun dedim. Şurada büyük bir çadırımız var. O bize lazım olabilir. Onu da atmak istemedim. Ufak odunlarımız hala var. Yine ufak ufak çuvallamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Eşimle boş kaldığımız sürece. Dediğim gibi bu ara eşim de çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Onun için boş zamanlarımızda kış hazırlığımızı devam ettiriyoruz inşallah. Bir şey daha paylaşacağım. Şeyle görüştüğüm zaman. Kızım. Kızım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Sen ne yaptın? Sen acıktın mı? He? Sen acıktın mı? Söyle bakayım. Isır bakayım parmağımı. Isır bakayım parmağımı. Isırmıyor arkadaşlar benim parmağım. Bak. Oyun istiyor. Oyun istiyor. Acıkmış bu. Senin göbüşünü de doyuralım, tamam mı kızım? Senin göbüşüne. Selam ver bakayım. Ben selamünaleyküm arkadaşlar de ben Fındık Tombul. Kanalımıza hoş geldiniz. Canım benim canım. Bu da bizim kızımız oldu arkadaşlar. Gerçekten çok sevdik. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde büyür. Evinin bekçisi olur. Artık alıştı. Hiçbir yere gitmiyor. Değil mi kızım? Evet arkadaşlar bir şey daha paylaşacağım. Geçen gün gittim. Kıyamadım. Vallahi 30 liralık. Yani yemedim içmedim, cebimde 30 liram vardı. Verdim, ilacını aldım. Şu bölgeden sıktım, aynen bakın burada şişlik de var. Bu bölgeye ilaç yaptım. Pire ve bit olmaması için ve daha rahat gelişebilmesi için ilaç aldım. Onunla o şekilde paylaşayım. Artık fındık tombulumuz bitsiz, piresiz, tertemiz. Değil mi kızım benim? Değil mi kızım? Oyun istiyor, oyun istiyor. Oyun mu istiyorsun sen? Hı? Oyun istiyorsun sen. Oyun istiyor bu oyun. Tut da mı? Koş 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 koş. Koş koş koş. Gel. Evet arkadaşlar bir konu paylaşacağım. Onu gelecek olanlarla da paylaştım. Size daha önceden göstermiştim. Onu da göstereyim de. Hani şu an bu ben hibe olarak başladığım için arkadaşlar ben dedim ki hani benim ahırımda petinler var dedim. Petinleri ben dedim folluk diyoruz yani yumurtalık olarak yapmak istiyorum dedim. Dedi biz inceleme yapacağız. Şimdi dedi biz dedi
prosedür olarak dedi, her şeyin de dört dörtlük olmasını istiyoruz gibisinden benimle bir görüşme yaptılar arkadaşlar. Onun için bu petminleri kullanamabilirmişim. Bunları yıkarız dediler. Kendilerinin tasarladıkları bir yumurtalık veya folluk onları yapacaklarmış arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani bu benim de enteresime gitti. Daha doğrusu hoşuma da gitti yani. Sonuç olarak biz her şeyi dört dörtlük istiyoruz. Onların gözetimin altında da ilerleteceğiz ya bu işi. Yani eksiklerinin olmamasını istiyorlar. Direkt olarak kendileri yumurtalık yapacaklarını söylediler. Ama gelip bir bakıp da değerlendirebileceklerini de söylediler. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Ahırımız temiz, ahırımız boş. Şunu temizleyeceğim birazdan boşluğunda. Eşim de zaten 1-2-1,5 saati falan gelecek zaten. İnşallah. Gel kızım. Gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya. Bugün hava çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu havayı da değerlendirmiş olduk. Hem gittik birazcık çalışmış da oldum bu havada. Çok güneş var. Şuraya oturup biraz daha sohbet edesim var sizlerle inşallah. İçeri soğudu. Şöyle kapının önüne oturdum arkadaşlar. Bir konu hakkında da kısa bir açıklama yapacağım. Ondan sonra inşallah akşam yemeğinde görüşürüz arkadaşlar. Eşim geldikten sonra. Kısa tutacağım hemen. Şöyle bir mesajlar almaya başladım açıkçası. Artık kanal büyüdükçe tabii ki insanlar sürekli video istiyor, sürekli takip etmek istiyorlar. Belli bir saatim olmadığı için bu konu hakkında da mesaj atanlar var. Neden böyle oluyor gibisinden. Arkadaşlar şu an gerçekten bulunduğum köy olarak internet sorunum var. Sadece telefondan internet çekiyorum ben. O da yaklaşık olarak bir videom 3-4 saatten önce yükleniyor. Bunun da size bilgisini vereyim. Gerçekten ne zor şartlar altında yüklediğimi bir görseniz şaşarsınız. Ahırın çatısına çıktım daha iyi oluyor. Onu da söyleyeyim size paylaşayım. Video saatimin aralığını şu şekilde söyleyebilirim. Saat 6 ile 8 arası genelde paylaşmaya çalışıyorum. Bu konu hakkında açıklamam bu şekilde. Saat akşam 6 ve 8 arası inşallah paylaşmaya çalışacağım. Sağlık problemim olmadığı sürece, herhangi bir problem olmadığı sürece her gün videolarımız gelmeye devam edecek. Bu konu hakkındaki bilgilendirmem bu şekilde. İzlemeye devam edin. Sizleri seviyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar işten geldim. Eşim zaten benden önce gelmişti. Bugün işe gitti. Evet, yorulduk biraz. Odun da kestik. İnşallah videoda izleyeceksiniz zaten. Bugün gözlerimden de belli. Hatta gerçekten yoruldum yani. Havada biraz iyiydi ama rüzgarından dolayı çarpıyor mu? Ne yapıyor herhalde? Çarpar. Aynen. Belim de ağrımış bayağı hayatım. O kütükleri falan taşıdık. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Eşim gelmiş arkadaşlar. Allah razı olsun, sobayı yakmış. Ben de şimdi fırına şey atacağım. Neydi? Patates atacağım arkadaşlar. Siz de zaten çok önermiştiniz. Biz de zaten bekliyorduk. Onu göstereceğim arkadaşlar. Geldiğimizden beri pek yapmadıydık. Aynen. Yaptık mı hiç hayatım? Bir kere falan attım. Ha, bir kere falan yaptık herhalde. Patates attık. O da o zaman da pek iyi olmamıştı ama şimdi birazdan daha Patates atacağız. iyi değildi Ha, arkadaşlar. patates iyi değildi. Kokuyordu. Toprak, çok toprak kokuyordu. Patates bir de küçüktü. O yüzden pek hoşumuza gitmemişti ama bu patatesle şimdi eşim atsın bayım. Nasıl olacak? Size de gösteririm zaten sofradayken. Yumuşak olması lazım bu sobaya atılan, fırına atılan patatesin. Öyle derler bizim burada köyde. Ama o diğer attığımız patates çok sertti. Böyle pişmedi. Yani taş gibi bir şeydi. Çok hoşuma gitmemişti. İnşallah bağlı bu sefer güzel olur. Bugün patates yiyeceğiz. Sobada, fırında patates yapacağız. Onu yiyeceğiz. Dünden kalan ufak tefek yemeklerimiz var. Onları yiyeceğiz. Bu akşamki yemeğimiz inşallah bu şekilde olacak. Değil mi hayat? Aynen Hadi bakalım. Patatesimizi atalım. İnşallah ondan sonra size de gösterelim. Sofrada görüşürüz inşallah. öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patatesimiz oldu. Bunlar da gerçekten istediğimiz gibi olduğu için yumuşacık. Kokusu falan da harika arkadaşlar. Çayımız da hazır. Şimdi soframızı kurup görüşeceğiz arkadaşlar. Dünden kalma karnıyarımız dün yapmıştık değil mi hayatım? Evet. Onu da atalım sobamıza inşallah. Ha, şimdi patatesleri pişti. Ama bu seferki patatesler çok güzel Gerçekten hayatım, çok fark güzel. ettin mi? Evet. Benim de çok hoşuma gitti. Ben şuna elim sıcağı biraz dayanıklıyım. Şöyle yaptığın zaman, yumuşak olduğu zaman bilin ki bu fırınlık patates yani. Benim çok hoşuma gidiyor. Biraz patates konusunda uzmanımdır. Kokusundan belli Severim. zaten. Evet, kokusundan da belli oluyor.
Diğer attığımız toprak kokuyordu resmen. Yani nimeti kötülemek istemiyorum ama tabii ki hani iyi değil yani. Büyük ihtimal hormonlu falan da o yani. Çok fazla böyle toprakımsı gibi, yeşilimsi gibi bir şey kokuyordu. Veya artık zamanı geçti ama bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu biz bir de dürmeç yaparız. Tokatlılar özel. Onu da size sofrada yapacağım. Biz deriz dürmeç yaptık deriz. Onu da yapacağım. İnşallah. Sofrada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar annemin yaptığı ekmekler bizim stokladığımız bitmişti. Bunu da annem yengengile vermişti. Onu bugün yeğenim getirdi. Ayşem de soframızı getiriyor. Götür yavrum. Soframızı kuralım. Eşime de yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Ekmek yumuşak, onu hemen ısınır yavrum. Hatta atayım ben. Hemen atayım hayatım. Patateslerin üstünde ısınsın. Oh, mis gibi köy ekmeğimiz de hazır. Soframız da hazır. Yoğurdumu göster. Çok konuşuyorum. Bu yoğurda çok yorum geldi. Bayağı biraz eşim fazlattın değil mi hayatım? Yoğurdu. Aynen. Aynen. Mayalarken fazla atmış ama çok güzel olmuş yani. Ben annemin yoğurdu severdim. Vallahi bence çok güzel. Hani acemi şansı mı derler? Acemi şansı mı diyorlar hayatım? Bilmiyorum. Aynen öyle. Ya ekşi falan olur demişler ama hiç de olmamış. Evet. Bunlar olur mu? Patatesler al hayatım. Ama patatesler gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an size de bölerken göstermek isteyeceğim. Oo. Ben çekeyim sen böyle istersen. Tamam. Ekmeğimizi de at, ısınsın hayatım. Şey dur, onu elini yakar o. Şey. Tamam. Yakmasın da dikkat et. Şu patatesimizi bir bölelim bakayım. Nasıl olmuş? İnşallah övdüğümüz kadar vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göstereyim. Oo. İşte bu. Harbiden övdüğümüz kadar da varmış arkadaşlar. Gerçekten. Dur bakayım, belki bu şanslı çıkmıştırız. Olmadı bu patatesten alırız efendim. Ben bunu şeyden aldım. Nereden aldın bunu? İbala'dan aldım. Buradaki Gördüm. bir marketten Evet. arkadaşlar. Burada mükemmel. Hepsini yiyeceğiz. Anca doyarız. Ben patatesi çok... Oh bak, gördün mü? Uf. Burada Gerçekten. kayınvalidemin arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Kaynanamı biraz öveyim. Kahvaltılık sosu bu. Gerçekten çok güzel. Yani isteyenlere kaynanam yapar. Isınsın. Ondan sonra bir de size dürmeçi göstereceğim. İnşallah. Evet, ekmeğimiz. Oh, bu da mis gibi kokuyor. Bugün bana her şey mis gibi kokuyor. Acıktım ya. Evet, ekmeğimizi, köy ekmeğimizi şu şekilde açıyorum. Güzel bir tarifle. Patatesimizi. Ben kabuklu da yiyorum arkadaşlar. Sorun olmuyor. Gayet de güzel oluyor. Yıkıyorum zaten alttan önce buraya. Eşim de yıkıyor. Alıştık. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kumpir miydi? Evet, bunun ismi şehir hayatında kumpir. Ama burada dürmeç. Bizim burada dürmeç diyorlar. Ben biraz acıyı çok severim. Pul biberimizi atıyoruz. Eskiden ilkokula giderken, köydeyken annem her sabah bundan bana yapardı. Çantama da koydu. Azık olarak. Öğle yemeği. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Afiyet olsun babam. Teşekkür ederim hayatım. Bizlere afiyet olsun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah severek izlersiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.